filtremiz bizi karşılıyor. Ama önce bantlarını çıkartmalıyız ki kırmayalım filtreyi. Temizliğine bakar mısınız Allah aşkına? Şimdi bunun araları hep böyle toz dolacak. Böyle ürünleri ilk aldığımda çok seviniyorum. Sonra diyorum ki kirlenecek bu ya. Wow. Şimdi size... Selamlar. Bir ürün incelemesi videosuyla daha sizlerle beraberim. Bir köpek annesi olarak belki de bugüne kadar en çok ihtiyacım olan ürünlerden bir tanesini bugün inceleyeceğiz. Winix Zero Pro'nun hava temizleyicisini inceleyeceğiz bugün. Aynı zamanda pandemiyle birlikte havadaki bakterileri ve virüsleri öldüren bu tarz hava temizleyiciler bence çok daha fazla önem kazandı. Her şey geçti. Bulunduğumuz alanda, evimizde, ofisimizde temiz hava almak hepimizin hakkı. Bir de bu ürünün şöyle bir özelliği var. Havadaki evcil hayvan tüy tozlarını, kılını, her şeyini topluyor. O yüzden ekstra heyecanlıyım. Çünkü gerçekten artık marla kılı temizlemekten bana gına geldi. En azından şöyle bir kısmını havadakilerin bile topluyor olsa benim işimi görür yani. Hemen ürünümüzün kutusunu açalım, beraber inceleyelim. Ürünümüz bu. Winix Zero Pro Air Purifier. Air Purifier. Evet. Doğru söyledim. Ürünün kutusunu bir açalım. O sırada ben size biraz filtrelerinden, neler yapabildiğinden bahsetmek istiyorum ürünün. Aslında bu video iki aşamalı bir video olacak. Çünkü denememiz lazım. Evde bir çalışsın bakalım o filtre, yıkanabilir filtre ne kadar çok kir, tüy, toz topladı. Çok merak ediyorum. Ya da toplayacak diyelim. Şimdi şöyle, Winix'in çeşitli ürünleri var. Her ortama uygun şekilde yapılmış. Bu modelinde 120 metrekareye kadar olan alanları temizliyor. Bir alt modelinde 90 metrekare ve böyle böyle azalarak devam ediyor. Siz hangi ortamda, evde mi, ofiste mi kullanacaksanız oranın metrekaresine göre aslında bu tercihi yapmalısınız. Şimdi biraz ASMR jelatin çıkarma yapalım. Çok seviyorum yeni ürün jelatini sökmeyi. Ya siz de seviyor musunuz böyle? Niyeyse garip bir haz veriyor ya. Bu arada ürün gayet hafif, gayet şık. Yani böyle bu ne be diyeceğiniz bir şey değil kesinlikle evin içinde. Çok da gözünüzü rahatsız edecek bir ürün değil. Gayet şık tasarlanmış bence. Ürünün kapladığı alan böyle çok fazla değil kesinlikle. Yani bence 120 metrekareye kadar temizlediği bir alanı düşünürsek gayet iyi. Benim evim zaten 100 metrekare brüt. O yüzden çok rahat bir şekilde benim evimi temizleyeceğini düşünüyorum. Ürünün önündeki kapağını şöyle çok rahat bir şekilde çıkartıyorsunuz ve içerisinde öncelikle çıkartmanız gereken bazı jelatinler var. Onları çıkartırken de hangi filtre ne işe yarıyor biraz onu konuşalım istiyorum. Hangi cihazda hangi filtre var? Bunlar ne işe yarıyor? Bunların hepsini birazcık araştırmak gerekiyor bence almadan önce. Şimdi ilk etapta şu iki taraftan çok rahat bir şekilde parmağınızla bastırıp çıkartabileceğiniz filtremiz bizi karşılıyor. Ama önce bantlarını çıkartmalıyız ki kırmayalım filtreyi. Ve zaten kendi çıktı. İlk karşımıza çıkan filtre bizim her daim yıkayabileceğimiz, sonra kuruttuktan sonra tekrar kullanabileceğimiz filtre. Şimdi ilk filtremiz bu yıkanabilir filtre. Bununla çok haşır neşir olacağız. Bütün bu tüyler, tozlar bunun üstüne toplanacak. İkinci aşamada ise karşımıza karbon filtre çıkıyor. Onu da göstereyim. Hatta bu karbon ve HEPA filtre bir arada. Bakın bu da görmüş olduğunuz içinde minik minik karbonların olduğu karbon filtre. İkinci sırada bu olacak. Yıkanabilir filtre, karbon filtre ve en son HEPA filtre şeklinde ilerliyor. Neyi nereye takacağınızı da zaten buradaki oklardan, üstündeki front back yazısından da görebiliyorsunuz filtrelerin üstündeki. Son olarak da üçüncü filtremiz HEPA filtre. HEPA filtreyi çok fazla duymuşsunuzdur. Yani genelde süpürgelerde de oluyor artık bu şarjlı elektrikli süpürgelerde. Bu HEPA filtrenin farkı antimicrobial. Bakın burada üstünde yıkamayın diye de özellikle belirtmiş. Bunu yıkamıyoruz kesinlikle. Şöyle öf, bu filtre şimdi tertemiz ya. Şunun temizliğine bakar mısınız Allah aşkına? Şimdi bunun araları hep böyle toz dolacak. Böyle ürünleri ilk aldığımda çok seviniyorum. Sonra diyorum ki kirlenecek bu ya. Bu HEPA filtrenin şöyle bir farkı var. Bakteri oluşumunu engelliyor ve mikron düzeyindeki tozların tutulmasını sağlıyor. İşte 3 tane kedim var. Kediye alerjisi olan arkadaşım geldi ve çok rahat evde oturdu falan gibi yorumlar var. Hepsi burada da. Bakarsınız zaten. Ürünü de aşağı mutlaka linklerim. Şimdi bu HEPA filtrenin şu ön kısmının öne gelmesini tabii ki umarak şöyle
yerleştiriyorum. Sıra geldi karbon filtreye. Çok güzel gözüküyor bu da ya. Bu arada karbon filtrenin de en önemli özelliği kokuyu hapsediyor olması. Evde çok fazla sigara tüketiyorsanız havayı temizlemesi ve kötü kokuları hapsetmesi için aşırı gerekli bir filtre. Onu da hemen şuraya takıyorum. Ve son olarak da ızgara dediğimiz filtreyi önüne çıtlayacağım. Bütün filtreleri yerleştirdim. Evet, cihazın kapağını, filtresini, her şeyini taktım. Şimdi birazcık çalışma şeklinden bahsedeceğim. Sonra da beraber denemeye başlayacağız. Ve sonrasında ben bir hafta boyunca bunu asla kapatmayacağım. Bakalım evden ne kadar çok şey toplayacak. Bu arada şunu da söylemem lazım. Araştırdığım zaman şunu öğrendim. Bir ampulden daha az enerji tüketiyormuş düşük modda. Yani o yüzden ben bunu sürekli çalıştırıyorum. Elektrik faturası çok mu gelir diye düşünmenize de gerek yok. Zaten şöyle de bir akıllı bir özelliği de var. Mesela havayı bakıyor. Burada zaten birazdan göreceksiniz, ışığı yanacak ve buradaki renge göre havanın temiz mi, kirli mi, ortam olduğunu size söylüyor. Ve kendi de algılayıp havanın kirliliğini ona göre kendini o modda çalıştırıyor. Siz otomatik modu seçerseniz tabii bu arada. Bu otomatik özelliği olması benim çok hoşuma gitti. Çünkü ben oturup her dakika acaba şu an buranın havası nasıl, bunu değiştirmeli miyim diye düşünmek istemezdim açıkçası. O yüzden bence güzel bir özellik. Bir de plasma wave diye bir teknolojisi var. Plasma wave havadaki bakterileri parçalayarak yok ediyor ve aynı zamanda kötü kokuları yok ediyor. Plasma wave'in de öyle bir olayı var. Bu ürünün yanında satılmayan çok küçük ve çok tatlı bir havanın kalitesini ölçen cihaz var elimde. Şimdi bu cihaz üzerinden şu anki havanın kalitesini göreceğiz. Ve Winx'i açtıktan sonra birazcık bekleyeceğim. Havayı ne kadar temizlediğini hep beraber bakalım istiyorum. Mesela şu anda buranın havası için iyi, güzel, hoş diyor. Bakın şöyle göstereyim. 10, 11 diyor. Bu görmüş olduğunuz değer arttıkça havanın kalitesi kötüleşiyor demek oluyor. Şu an mesela artıyor. Winx Zero Pro'yu çalıştırdıktan sonra ne olacağını ben de merak ediyorum. Şimdi modlardan da size bahsedeyim. Standart açma kapama düğümümüz var. Sleep modu var. Otomatik modumuz var. Düşük, orta, yüksek ve turbo olarak da 4 farklı modu var. Plasma Wave'ini de kendiniz buradan açıp kapatabiliyorsunuz aynı zamanda. Bir de timer var tabii ki. 1, 4 ve 8 saatlik timer'da kurabiliyorsunuz. Şimdi artık bu cihazı çalıştırmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Açıyorum. Mavi ışık dedi. Bu da okey demek. Burada da mavi ışık vermişti zaten. Anında yeşil olması bu arada inanılır gibi değil. Şuraya koyduğumuzda havanın kalitesine kaç puan verecek? Ve 2 dakikanın sonunda ışık yeşile döndü. Şöyle göstereyim size. Bir de şundan bahsetmem lazım. Neredeyse hiç ses yok. Yani şu an medium'da ve bakın mikrofonu şöyle yaklaştırayım. Yani şurada duran bir insan asla rahatsız olmuyor. Yani şu kadar yakında dursanız bile rahatsız olmazsınız gerçekten. Turbosu eminim ki yüksek seslidir ama low'da şu an hiçbir şey duymuyorum. Medium'a geçiyorum. Asla rahatsız olacağınız bir ses değil. Turbo'ya geliyorum. Yani ben bu yüksek moda kadar uyurum. Yüksek dahil olmak üzere. Evet, turbosu yüksek. Şöyle bir durum var. Turbo modunu herhalde 5 dakika çalıştırsam benim bütün evi temizler diye düşünüyorum. Çünkü çok hızlı temizliyor. Evet, bu yeni arkadaşı şimdi güzel bir yer bulalım ve bir hafta çalıştıralım hiç durmadan. Bakalım neler olacak. 5 weeks later. Evet, bu videonun devamının hiç böyle olmasını beklemiyorken farklı bir yere doğru gitti ama olsun, böyle bir şey oldu. Biz Covid olduk erkek arkadaşımla beraber ve bir türlü ben bu videonun güncellemesini çekemedim ama yaklaşık herhalde 5 haftadır Winx'i düzenli olarak kullanıyoruz ve Covid olduğumuzu fark ettiğimiz andan itibaren hemen hava temizleyicimizi aldık eve. Çünkü gerçekten hani genizinizde bir doluluk, işte nefes alamama, bu tarz şeyler yaşıyorsunuz Covid olduğunuzda. İyi de oldu bir yandan böyle bir şey videoyu bitirmeden yaşamış olmak. Çünkü hastalıkta, sağlıkta her türlü Winx'i tecrübe etmiş olduk. Ben inanılmaz memnun kaldım üründen. Benim en sevdiğim özelliği şu oldu Winx'in. Bir kere elektrik tasarrufu açısından çok iyi bir alet. Çünkü havadaki kirliliği ya da işte temizlenmesi gereken ne varsa onu kendi görüyor, ölçüyor ve ona göre bir modda çalıştırıyor kendini. Mesela şu an
medium'a aldı kendini ve yeşil yaptı. Havayı temizlemiş demek oluyor bu. Kendi kendine renk de değiştirdiği için siz de o sırada havanın durumunu da algılayabiliyorsunuz. Yani bana aslında bu son 4-5 haftada ihtiyacımın olmadığını düşündüğüm bir şeyin aslında bir ihtiyaç olduğunu fark ettirdi Minix Zero Pro. O yüzden gerçekten ben çok memnun kaldım. Hem hasta olduğumuz dönemde de çok daha rahat uyumamızı sağladı. Çok yüksekte çalıştı. Bizim böyle en virüsü cayır cayır yaşadığımız, hastalığı cayır cayır yaşadığımız dönem kesinlikle algıladığını düşünüyorum. Bu tarz Covid dönemi gibi hani bir pandemi döneminin içerisinde bulunduğumuzu düşünürsek bence alınabilecek çok iyi bir ürün. Hiçbir eksisi yok söyleyebileceğim. Çok da hafif bu arada. Taşıması etmesi de çok kolay. Yani biz atıyorum yatacağız, uyuyacağız. Yatak odasını hızlıca temizlesin istiyoruz. Salondan alıp yatak odasına taşıyoruz. Çok hafif olduğu için çok da pratik taşıması etmesi. Videoyu tabii ki filtreyi göstermeden kapatmayacağım. Aldığım günden beri hiç açmadım. Şimdi hep beraber açacağız, bakacağız. Bakalım ne var içinde. Ne kadar kıl tüy topladı. Çok merak ediyorum. Bir dakika kapatalım da. Böyle tatlı tatlı sesleri var. Şöyle açıyorum. Wow. Wow. Bu karbon filtre zaten. De şuna bakalım. Covid dönemi sen sağlam çalıştın muhtemelen kral. Şimdi size keşke çok sallamasaydım. Her yer toz oldu. İnanamıyorum. Şuraya bakın. Şu kıla, tüye, toza bakın. Bir bu kadar da burada var. İnanılır gibi değil. Bunu aylık olarak temizlemek lazım. Ben biraz temizlememişim ama zaten ilk kullanımını beraber görelim diye temizlemedim. Şurası zaten marla kılı gördüğünüz gibi. Arada benim saçım da toplamış bu arada. Şurada benim saçlarım da var. Vallahi bu kadar beklemiyordum. Sana helal olsun. Senin üstüne toz olmuş ya. Biz sana iyi bakamamışız bu arada. Winix. Evet, hasta hasta bir güncelleme çektim. Tipim konuşmam için kusura bakmayın lütfen. Biraz genizden konuşmam hala devam ediyor. Ama bence uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Yani hastalıkta da deneyimlemiş olmak bence iyi oldu. Güzel bir geri dönüş olduğunu düşünüyorum. Covid döneminde hava temizleyici hakikaten işe yarıyormuş. Çok daha konforlu bir karantina geçirmemizi sağladı. Almak isteyenler, almayı düşünenler varsa umarım faydalı bir video olmuştur. Ben gerçekten çok memnunum ve seve seve kullanıyorum. Kullanmaya da devam edeceğim. Filtrelerini belki yenilemek gerekiyor olabilir. Onu da araştırın almadan önce derim. Çünkü bazen yanında bir de filtreyle beraber böyle kampanyalı indirimli satışları da olabiliyor. Eğer bir sorunuz olursa aşağıya yazarsanız kullanıcı deneyimiyle alakalı seve seve cevaplarım. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkesi çok öpüyorum. Kendinize lütfen çok dikkat edin. Ortalık çok kötü. Görüşürüz. Bay bay.